Sabun yapımında iki önemli ham madde var. Birincisi yağ. Bu yağlar değişebiliyor. Ben formülümde listedeki yağları kullandım. Sadece zeytinyağı kullanarak da sabunu yapabilirsiniz. Diğeri ise kostik dediğimiz sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit lavabo açığı olarak kullandığımız kimyasaldır. Kullanacağınız yağları kafanıza göre kullanamıyorsunuz. Bunun bir matematiği var. İnternette arama yaparsanız bunun nasıl hesaplanacağını bulursunuz. Hangi yağı ne kadar kullanacağınızı tavsiye eder. O aralıklarda yüzde oranında kullanmanız gerekiyor. Zeytinyağını %100 kullanabilirsiniz. Ama bu sefer de zeytinyağına ne kadar sodyum hidroksit yani kostik kullanacaksınız ve su kullanacaksınız, o formülede internetten farklı sitelerden ulaşabilirsiniz. Listedeki yağlar: ana yağımız zeytinyağı, kakao yağı, katı kakao yağı, palm yağı, Hindistan cevizi yağı, Hint yağı ise sıvı bir yağ. Sabunuma güzel koksun diye bir lavanta esansı kullanacağım. Esans kullanmayabilirsiniz. Kullanmazsanız doğal sabun kokusu elde etmiş olursunuz. Bazı kişiler boya katabiliyor. Ben boyasız yapacağım. Sabunu doğal rengiyle görmek istiyorum. Formüle göre hazırladığım suyu, bu su normal musluk suyu değil. Bende arıtma cihazı var. Arıtma cihazından elde ettim. Şimdi bunun içerisine miktarı formülünde hesaplanmış olan 94 gram kosteyi koyacağım. Yalnız bu sodyum hidroksite dikkat etmeniz lazım. Eliniz ıslak ise, korumasız ise suyla reaksiyona girdiği için elinizi yakabilir. Sodyum hidroksit toz halinde de olabilir, böyle yapraçık halinde de olabilir. Bazıları boncuk şeklinde de olabiliyor. Fark etmez, şekli önemli değil, kimyasal yapısıdır esas olan. Kosteyi suyun içerisine döktüğümüz zaman ısı meydana geliyor, reaksiyona giriyor. 70-80 dereceye kadar ısınabilir, eli yakabilir, gazla zehirleyebilir. Karıştırıp soğumaya bırakacağım. Sonrasında hava alması için balkona veyahut banyoya götüreceğim. Şimdi katı yağlarımı ayarlayacağım. Eritmek için şu tencereyi kullanacağım. Tencereye normal musluk suyunu doldurdum. Amacım şu: katı yağları bunun içerisine koyduğum zaman dolaylı yoldan suyun içerisinden ısısını almasını istiyorum. Kakao yağı yaklaşık olarak 38-40 derecede eriyebilen bir yağ. ...80 gram ayarladık. Şimdi tekrar yine de arasını alıyorum. Palm yağı tereyağı kıvamında bir yağ, kaşıkla alınabiliyor. Katı yağlarımız bitti. Palm yağı, kakao yağı, Hindistan cevizi yağını kullandık. Hint yağı ile zeytinyağımız sıvı yağlar. Bu katı yağları hazırladığım tencerenin içerisine koyuyorum. Yağlarımız erimeye başladı. Alt kısımları sıvı hale geldi. Hint yağımız 25 gram olacak. Katı yağlarımız tamamen eridi, sıvı hale geldi. Az önce tarttığım Hint yağını ekliyorum. Şimdi zeytinyağını ekleyeceğim. Sıvımız ve yağımız istediğimiz sıcaklık değerine ulaştı. Şu anda karıştırıyorum. Bakın hemen kıvamı değişmeye başladı. Hızlıca karıştırmam gerekiyor. Lavanta esansını ekleyeceğim. 3-4 damla yeterli. Karışımımız hazır. Sabunumuz daha doğrusu. Artık sabun olmaya hazır. Bu kalıbı kullanacağım ben. Farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Kurabiye kabıydı. Karışımı kalıpta 2-3 gün kadar kurumaya bırakacağım. Sabunumuz 3 gündür kalıpta kurumayı bekliyordu. Artık kalıptan çıkarılmaya hazır haldedir. Kalıptan çıkarıldıktan sonra da 4 ila 6 hafta arasında kuruma sürecine devam edecek. pH düzeyinin istediğimiz düzeye gelmesini bekleyeceğiz.
pH düzeyini ölçmemiş olsanız bile kuralına göre yaptığınız zaman 4 ila 6 hafta sonra kullanılmaya hazır hale gelecektir. Zaten bir tanesiyle elinizi yıkarsanız kullanılmaya hazır hale gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Bu sabunları daha önceden sadece zeytinyağı kullanarak yaptım. Kullanılmaya hazır hale geldiler. Bunun yapımında da kurabiye kalıbı kullandım. Şöyle bir kurabiye kalıbıydı. Bu da kurabiye kalıbı. Bu tür kurabiye kalıplarını marketlerden alacağınız hazır kurabiyelerin ambalajında bulabilirsiniz. Yaptığımız bu sabunu şimdi kalıptan beraber çıkartıyoruz. Sanırım bayağı bir sıkışmış. Bu sabunu kalıptan çıkartırken hiçbir sorun yaşamadım. Çünkü biraz alta doğru konik olduğu için kolayca ters çevirdiğim zaman çıkmıştı. Bunu keserek çıkarmamız gerekiyor. Benzeri bir kalıp lazım olduğunda yine herhangi bir kurabiye alarak kullanabilirim. Sabunlarımı 4 ila 6 hafta kadar kurumaya bırakacağım. Bu kuruma yavaş bir reaksiyonun süreceği bir zaman olmuş olacak. Sabunumuz kullanılmaya hazır hale geldiğinde pH düzeyini ölçeceğimiz testinin videosunu da çekerek bu kanala yükleyebilirim. Bu videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.